Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugün 1 Mart 2016 Salı. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. Sayın seyirciler, Adalet ve Kalkınma Partisi Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı görüşmeleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptı. AK Parti Erzincan Milletvekili Serkan Bayram, 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı görüşmeleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptı. Bayram, konuşmasında her devlet milli varlığına, bekasına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı tedbirler almak durumundadır, dedi. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı görüşmeleri kapsamında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Her devlet milli varlığına, bekasına ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı gerekli tedbirleri almak durumundadır. Milli güvenlik, devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomi dahil bütün menfaatlerin ve ahdi hukukunun ve her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kullanması hususunda son derece önem arz etmektedir. Önemli görevi ifa eden Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğimiz 2015 mali yılında kurum bütçesi 22 milyon 575 bin TL iken 2016 yılı itibariyle 25 milyon 702 bin TL olarak belirlenmiş olup yaklaşık %13.8 oranında artış göstermiştir. Bizim hep söylediğimiz gibi birileri konuşuyor, AK Parti yapıyor. Çünkü her şey millet için, her şey Türkiye için. Değerli milletvekillerimiz, ülke ve millet olarak kritik günlerden geçtiğimiz bu dönemde milli birliğimizin ne denli önemli olduğunu belirtmek isterim. Bütün bununla birlikte vatanımıza ve milletimize zarar verenler olmaktadır. Birliğimiz ve beraberliğimiz konusunda olumsuz davranış sergileyenler geçmişte hep karanlıkta kalmıştır. Yeni dünya liderimiz, devlet başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 gün önce muhtarlarla yapmış olduğu toplantıda belirtmiş olduğu üzere birileri ne yapıyor? Gidiyor Ankara'daki alçak eylemle 28 kişinin kanına giren teröristin sözüm ona taziyesine boy gösteriyorlar. Bir başkası mecliste bu alçaklığa sahip çıkıp devleti suçlamaya sürdürüyor. Böyle milletvekilliği, böyle siyasetçilik, böyle siyaset adamı olmaz arkadaşlar. Dünyanın hiçbir yerinde sivilleri hedef alan, intihar bombacılarına sahip çıkan siyasetçi, siyasi parti ve milletvekili göremezsiniz. Artık Türkiye'de bu işlerin bir düzene girmesi gerekiyor. Bölücü örgütün sözcülüğünü yapmak dışında hiçbir işe yaramayan, hiçbir meclis faaliyetinde bulunmayan bir partiye, milletvekillerine ne bu milletin ne de bu bizlerin tahammül etmek gibi bir gayreti olamaz. Böyle bir zorunluluğu da olamaz. Demokratik bir ülkede ifade özgürlüğü vardır. Ama insanları öldürmek için silah taşıma özgürlüğü yoktur. Bu özgürlük kesinlikle terör örgütüne yardım, yataklık, sözcülük anlamına gelemez. Arabasıyla terör örgütüne silah taşıyan, örgütün sığınaklarında teröristlere canlı kalkanlık yapan, evini teröristlere tahsis eden, terör örgütünün her eyleminde ön safta yer alan milletvekili değil, teröristin ta kendisidir. Meclisimizin önümüzdeki günlerde bu konuda milletimizin hissiyatını karşılayacak tedbirleri alacağına inanıyorum. Meclisimize gönderilen bu fezlekeler mecliste karşılığını bulmalıdır diye düşünüyorum. Bu fezlekelere karşı tüm milletvekilleri bence sağduyulup davranıp gereğini yapmalıdırlar. Evet arkadaşlar, devlet başkanımızın da dediği gibi yeni bir anayasa yapmak nasıl bu meclisin boynunun borcu ise bu kişilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması da bu meclisin boynunun borcudur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın seyirciler, yurt genelinde ataması yapılan ve adaylık eğitimi süreci kapsamında danışmanlık eğitimi almak için Erzincan'a gelen aday öğretmenler kahvaltıda bir araya geldiler. Yurt genelinde ataması yapılan ve adaylık eğitimi süreci kapsamında danışman eğitimi almak için Erzincan'a gelen aday öğretmenler kahvaltı programında buluştu. Öğretmen evinde gerçekleşen kahvaltılı programa Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve öğretmen adayları katıldı. Programda bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Tanışma ve bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Mesleğimiz sizlere, ülkemize, insanlığa hayırlı uğurlu olsun." dedi. Vali Süleyman Kahraman ise yapmış olduğu konuşmasında, "Görevini en iyi yapan, vatanını en çok sevendir. Çocuklarımız sizlere emanet edilecek. Çocuklar ülkemizin geleceği, sizler de bizim geleceğimizsiniz." dedi. Bu işin başındasınız. Sizi görüntüden kendi kaymakam adaylığı hatırlıyorum. Her şeyin başı bu aylar, yıllar diyelim artık. Meslekte ne almamız gerekiyorsa, neyi, nasıl bir yol çizmemiz gerekiyorsa mesleğin başında çizmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, çok çalıştınız gerçekten. İyi bir puan tutturdunuz ve öğretmen oldunuz. Allah hayırlı etsin. Değerli arkadaşlar, iş burada bitmiyor. Daha bu iş başlangıç. Biliyorsunuz şöyle bir söz var. Görevini en iyi yapan vatanını en iyi sevebilirsiniz. Görevinizi çok iyi yapmanız gerekiyor. Size çocuklar emanet edilecek. Çocuklar bizim geleceğimiz, siz de bizim geleceğimizsiniz. Onun için o çocuklarınızı en iyi şekilde yetiştirmeniz gerekiyor. Eğer hırsız, arsız, uğursuz yetişirse bil ki onlar sizin eserinizdir. Eğer gerçekten bu çocuklar vatana, millete, devlete bağlı ve ülkesini çok seven ve geleceği çok iyi olan öğrencilerse bunlar da sizin eseriniz diye düşünüyorum. Onun için tabii sizlere çok büyük görevler düşüyor. Belki de içinizden bazıları da bizim yerimizi alacaksınız, bir milleti bile olacaksınız. Belki bir vali yanlısı olacaksınız, belki meslek değiştirip kim bilir, gönülde olacaksınız. Yani sonuçta, diyelim ki siz vali yanlı olmasanız da, başbakan olmasanız da, cumhurbaşkanı olmasanız da, sizler cumhurbaşkanı yetiştireceksiniz. Başbakan yetiştireceksiniz. Meslek olarak, insanlık olarak yetiştirilmesi gereken en insanları sizler yetiştirmeniz gerekiyor. Bakımdan sizlere çok büyük görev düşüyor. Yani özeti, üzerinizde çok büyük sorumluluk var, bunu bilin yani. Öğretmenlik aslında çok uzak meslek, o peygamber meslek, bir de öğretmenlik Allah'ın bir sıfatıdır, helal ediyoruz yani. O bakımdan sizin bu konuyu neden daha iyi kavruyorsunuz diye düşünüyorum. Sadece benim yapamayacağım bir bu şeyi hatırlatmak. Değerli arkadaşlar, ben tekrar kendisilere çok çok başarılar diliyorum. Eğer bir probleminiz olursa, sıkıntınız olursa, ben her zaman kapım açık. Biliyorsunuz, gerek sosyal medyada, her şekilde, gerek öğretmen arkadaşlar, öğrenciler, bana rahatlıkla ulaşabiliyorum. Bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tamam, bize gelmeden önce bir eğitim müdürümüz var. Müdür yardımcılar var, zamanı arkadaşımız var. Her şeyi başarabilirsiniz. Yine size de benim kapım açıktır. Değerli arkadaşlar, siz de çok çok saatlerce olmak istedim. Belki de günlerde. Türkiye Gençlik Vakfı Erzincan İl Temsilcisi Emre Özkan ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya gelerek vakfın faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler. Türkiye Gençlik Vakfı Erzincan İl Temsilcisi Emre Özkan ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya gelerek vakfın faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler. Gerçekleşen kahvaltı programına Türkiye Gençlik Vakfı Erzincan İl Temsilcisi Emre Özkan, Teşkilat Koordinatörü Engin Başsoy, Çalışan Gençlik Koordinatörü Burak Güler, Medya ve İletişim Koordinatörü Enes Sevilir ve yazılı, görsel medyada görev alan basın mensupları katıldı.
Programda konuşma yapan Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilcisi Emre Özkan, TÜGVA geleneklerine bağlı kalarak çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, saygı, paylaşım ve hassasiyet ilkelerini benimsemiş, özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü, başarılı ve sorumluluk sahibi bir gençlik için çalışmaktadır, dedi. Öncelikle değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Vakfımız 13 Aralık 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu'yla anlam bir karar sonucu kurulan bir vakıftır. Geleneklerine bağlı yeni bir nesil yetiştirmek amacıyla kurulmuştur vakfımız. Vakfımızın işleyişi, ortaokullar, liseler, üniversiteler ve çalışan gençlik üzerine kurulan bir vakıftır. Kadın kolları ve dış ilişkilerden sorumlu da başkan yardımcılarımız mevcut durumunda. Toplam üniversiteyle birlikte 10 tane koordinatörümüz bulunmaktadır. Bu 10 koordinatörlük kendi alanında ekipler kurarak okul arası çalışmalar yapmaktadır. İşleyişimiz öncelikle ortaokuldan başlayan öğrenciler, ardından lise ve devamlı üniversite. Bu dönem içerisinde planladığımız, ben 9 Ekim'de göreve geldim. 9 Ekim'den bu yana il binamızı tamamladık. Yönetimlerimizi, okul teşkilatlarımızı oluşturduk. 2016 yılı içerisinde ise yurt ve öğrenci evleri açma gündemimizde. Genel merkez tarafından yönetilen bir vakıfız. Genel merkezin yapmış olduğu tüm programları Erzincan'ımızda da yapmaya çalışıyoruz. Bu konseptedir. Kitap kafe olarak değişmektedir. Yani kısacası gençlerin gelip huzurca ders çalışabileceği, eğitim görebileceği. Bu eğitimler içerisinde biz Erzincan olarak Osmanlıca kursunu başlattık. Arapça derslerimiz var. Fıkıh ilim üzerine sohbetlerimiz bulunmaktadır. Kadın kollarımız düzenlemiş olduğu aynı şekilde tüm programların devamı var. Kitap kafemizin bir diğer özelliği ise burada gelen gençlerin ücretsiz çay, kafe tüketimi yapıp sohbet edebilme, yeni nesil, geçmişle bağlı bir nesil üretmek amacımız. Başka bir amacımız bulunmamaktadır kafemizde. Kafemizin çalışma stili sabah 9'dan gece 11'e kadar açık burada. Gönüllü arkadaşlar tarafından hizmetlerimiz yapılmakta. Sayın seyirciler, Erzincan'da havaların ısınmasıyla birlikte tarlalarda da çalışmalar yavaş yavaş başlıyor. Erzincan'da havaların ısınmasıyla birlikte tarlalarda hazırlıklar yavaş yavaş başlıyor. Çiftçiler sezonda üretecekleri ürün miktarını ayarlamaya başlarken son dönemlerde yaşanan bazı olumsuzluklar yeni sezonda üretimde azalma yaşanmasına neden oluyor. Erzincan'da bu yıl üretimde düşüş olduğunu ifade eden Ziraat Yüksek Mühendisi Orhun Erten üreticileri bazı konularda uyardı. Erzincan 2016 yılında son 80 yılın hava sıcaklığının zirve yapması nedeniyle sebze üretiminin az olacağı görülmekte. Bu sebze üretiminin azalmasının diğer etkenleri de Rusya pazarının kapanması ve Güneydoğu'daki terör olayları. Çünkü Erzincan pazarı bildiğiniz üzere hani iç pazarda üretilen Üzümlü, Bayırbağ, Karakaya ve Uluköy, Yamaçlı bölgesi, Karatuş bölgesinde üretilen sebzelerin bir kısmı Güneydoğu Anadolu bölgesinde pazarlanmakta. Karadeniz bölgesine giden pazarımız az olmaktadır. O bölgedeki terör olayları bu seneki randımanımızı azaltmaktadır. Erzincan sebze üretiminin %50'si şu anda üretimini durdurmakta, pancara ağırlık vermektedir. Bu sezonla ilgili de Mart ile ilgili şunları paylaşmak isterim. Soğan üretimi Erzincan'da artış göstermekte. Soğan üretimi ile ilgili de bu aralar yapılacak üretim tohum ekimi. En azından yağmurların fazla olması nedeniyle çimlenme oranını arttıracaktır ve başarıyı sonuçlandıracaktır. Başarı oranını yükseltecektir. Ağaçlarımız için de şu anda yapılması gereken önemli şeylerden biri bordo bulamacı, göztaş uygulamasıdır. Bunun için de önümüzdeki 15 gün içinde yapılacak uygulama başarıyı arttıracaktır. Spor Toto 3. Lig 3. grupta mücadele eden 24 Erzincanspor deplasmandan aldığı galibiyet ile playoff mücadelesini devam ettiriyor. Spor Toto 3. Lig 3. grupta mücadele eden 24 Erzincanspor deplasmanda aldığı galibiyet ile playoff mücadelesini devam ettiriyor. 24 Erzincanspor basın sözcüsü İlker Taş'tan basın açıklaması yaparak taraftarları bu hafta sonu pazar günü oynanacak olan Bergama Belediyespor karşılaşmasına davet etti. Deplasmanda Batman'ı çok rahat bir sonuçla, 3-1 gibi bir sonuçla yendik. Gerçekten iç sahada arzuladığımız sonuçları deplasmanlarda biraz daha rahat alıyoruz. Bu maç bizim için çok önemliydi. Deplasmanda aldığımız bu galibiyetle playoff potasında bir kere devam etmiş olduk. Yani playoff hattından düşmemek için Batman galibiyeti bizler için çok önemliydi. Bildiğiniz gibi 6-7 puanımız hakemlerin
yanlı yönetiminden dolayı kaybettik 6-7 puan. Bu kaybettiğimiz puanlar hep iç saha maçlarına denk geldi. Bunun için de deplasman maçları bizim için ayrı bir öneme sahipti. Bu maçtan sonra playoff umutlarımızı halen canlı tutabildik. Tabii bunun devam edebilmesi için de pazar günü Bergama maçını kazanmamız gerekiyor. Ve artık Bergama maçıyla da iç sahada çok rahat bir galibiyet almak istiyoruz. Teknik heyetimiz ve oyuncu kadromuz bunun için gerçekten çok çalışıyorlar ve istekliler. Umarız bu hafta seyircimiz de bizlerle beraber olur pazar günü. Güzel bir şenlik havasında bu maçımızı da kazanırız. Ve takımımızı playoff'a taşıyıp buradan da sezon başından beri söylediğimiz gibi hedefimiz olan 2. lige çıkmak için elimizden geleni bizler yapacağız. Seyircimizden de bu noktada destek bekliyoruz. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.